börek kestim ve Kadir Bey zorla çiğnedim. Zorla yuttum. Evet, kendisi açmış, el açması yapmış. Elinize tadı sağlık. Nasıl? Yapıyorum sırayla. Bir kere lezzetine baktım. Lezzeti normal ama çıtırlığı tamam. Kupkuru börek. Kesemedim, yutamadım. Suyla birlikte eşlik ettim. Yani açıkçası ben... Tamam, ellerinize sağlık. Emek göstermişsiniz. Şimdi İçi güzel. İçi şöyle... zaten peynir, içine maydanoz koymuşsunuz. Evet, peynir maydanoz tamam, koydum. Bu kadar. Hamuruna sirke koydunuz mu? Hayır, koymadım. Sirke koysaydınız bu kıyır kıyır bir börek yağsız olurdu. Yağsız gelmiş. Biraz da yağ koysaydınız çok güzel şöyle, olurdu. Çok güzel. Ben bu böreği evde yaptığım zaman yani böyle bir kasenin içerisinde yağ koyuyorum. İçine bezeleri koyup çıkartıp sonra açıyorum. Yağlı bir yani el açması börek gibi şey gibi. Çarşaf böreği gibi yapıyorum. Burada tam bekletemedim. O istediğim şeyi ara alamadım. Ara katlarına ne sürdünüz? Yağ var içinde. Sadece yağ mı? Yağ var, süt, evet. Süt, yumurta, yağ. Yok, hayır. Yani oralarda yağ yanlış yapmışsınız. İçinde yağ var ama tadı lezzetli. Yani baktığınız zaman peyniri yenilmeyecek... Peyniri çok lezzetli. Yenilmeyecek bir börek peyniri değil. Peyniri de hanımefendi yapmadı. Peyniri lezzetli çünkü. Fatma, ben meze daha... için ne diyorsun? Mezede çok sarımsaklı geldi bana. Aşırı sarımsak koymuş içine. Aşırı sarımsak evet, koymadım. Evet, mezem ekşi ekşi. Bir çok de güzel yağ, gayet. Yağ katmadınız mı? Yağsız geldi bana bir de meze. İçinde zeytinyağı var, nar ekşisi tamam. var. Ama yağını da az koymuşsunuz. Hayır, yarım evet, çay bardağı yağ var neredeyse. Hayır, hiç Fatma yağ Hanım. Yok şu an. Tabağımda hiç Fatma yağ Hanım, yok. Fatma Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Bence siz yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Hayır, biliyor musunuz? Kesinlikle. Siz olan yorumu yapıyorum. Hayır, siz gerçekten olan yorumu, olan yaklaşık 4 gündür fark ediyorum. Kesinlikle, bugün 5. gün oldu. Yağmur Hanım. Siz şimdi yorum olmayan böreğinizin için nesini savunuyorsunuz ya da bir de, olmayan salata zaten ben konuşabilir basit miyim? Söylüyorsunuz. Ben konuşabilir doğrusu. Miyim? Ama ben bir bitireyim ondan sonra savunun kendinizi. Tabii. Yorumumu da söylüyorum. Yağsız olmuş. Bunun asla neydi? Kabul etmiyorum yağsız olduğunu. Közlemeyi fırında mı yaptınız? Tabii ki. Tamam, fırında yaptınız. Normalde oradınız etiniz. Sadece yağını az koymuşsunuz. Böreğiniz Fatma olmamış. Hanım, kıtır içinde... kıtır doğrayamadım. İçinde İçi yarım... zaten hazır ben... peynir, lor peyniri. Ne yapsaydım peyniri de ben mi burada mayalasaydım? Tamam, bol yağlı olmamış, çıtır olmuş ama semsert kesemedim. İçindeki yani lor ben beğenmedim. Fatma Hanım, hatta siz de dediniz ya işte çok dobrasın, şöylesin, böylesin diye. Ben açıkçası evet, sizin dobrayım. Kibirlendiğinizi düşünüyorum. Hayır, kesinlikle. Hayır, kesinlikle kibirleniyorsunuz. Ne kibirliliğimi gördünüz? Ne kibirliliğimi gördünüz? Konuşmaların, bakışlarınız bile kibirli sizin ya. Ne alakası var ya? Benim yorum bakışlarım yaparken... böyle. En başından beri ben böyleyim. Şimdi, bakışlarım hırs. Bütün gün arkadaşlarıma yorum yaparken hiç böyle ama. Bir yorum gelmedi. Size yaparken ben kibirli oldum. Bir şey diyebilir her miyim? Gün bütün hepsine bu şekildeydim. Surat ifadem benim böyle. Ben zaten 4 gündür diyorum size. Tamam, ben de surat ifadem böyle oluyor yorum yaparken diyorum. Bakın. Şu anda kibirli geldi. Çünkü yağmur kabul yapmadım. Ederim. Bakın. Fatma Hanım kendini beğenmiş biri mi? Beğenmiş demedim, kibirli dedim. Kibirli demek kendini kibirli beğenmiş. Demek, kendini beğenmiş demek. Kendini beğenmiş biri mi yani? Evet, o zaman kendini beğenmiş oluyor. Yani şöyle bakın ben. Kendini beğenmiş biriyim, evet. Hiç güzel bir şey değil bu arada. Bence çok güzel bir şey. Hiç güzel bir şey değil. Yani kibirli kelimesi biraz ağır. Kendini beğenmiş evet ama kibirli olduğunu düşünmüyorum. Ben Fatma'ya gerçekten ağır konuşmadım. Kendisi günlerdir kibirli bir şekilde davranıyor. Ben ona güzel yorum yaptım, bana da güzel yorum yaptı. Öyle bir beklentim yok ama en azından bana iyi davranabilirdi diye düşünüyorum. Ama kesinlikle ben kırıcı ya da sizin kendinizi övmenizi bir şey değil, söylemedim. Etrafınızdaki kişilerin sizi övmesi ben, beni övenler var zaten. Övdükleri için de ben bu özgüveni aldım. Fatma Hanım. O yüzden kendimi övüyorum. Beni konuşturmuyorsunuz sürekli bir böyle bir şey. Hayır, Kadir Bey'in sorduğuna savunma, cevap verdim. Savunma. Kadir Bey'in sorduğuna beni cevap dinler verdim. Misiniz? Ben sizin sert demenizi kabul ediyorum. Evet. Evet dedim sert. Dedim zaten. Evet hemen dedim. Sert ol dedim. Hatta anlattım Funda Hanım'a. Dedim ki ben evde böyle böyle açıyordum. Çıtır çıtır oluyordu ama burada tam denk getiremedim dedim. Bunu kabul ettim. Tamam. Ben size hayır Fatma Hanım siz yalan söylüyorsunuz. Asla böyle bir şey yok. Öyle ama bir şey demiyorum. Ama kibirli diyemezsiniz bana. Kesinlikle kibirli yani. Ne demek ama ya kibirli? Ama kabul etmiyorsunuz. Şu an sizin Rahim Hanım'dan farkınız ne? Rahim Hanım'dan farkı. Şu an farkı... sizin yaklaşımınıza bakar mısınız vallahi bir ev sahibi benden olarak? Benden kalmadın yani. Siz yaklaşımınızı görüyor musunuz? Benden aşağı kalmadın yani. Gerçekten benden aşağı almadın. Üstüne gidiyorsunuz ama. Bence yani... gayet kibar bir şekilde karşılıyor ben sizi. Ben size... Suat ifadesine bakarsanız... Ama şu an sinirlenmiş. Neyi savunmasına geçiyorsunuz şu an? Olmayan çünkü bir şey ya. Haklı doğru bence, olmayan şeyiniz. Yağmur Hanım. Neyiz? Ben var hayır, ya Kadir Bey gerçekten haklı. Doğru olduğum için... Bu konuda değil ama sizi. Sürekli aynen dostluğuna gidiyor. Hepinize yeter. Herkes lütfen. Yalnız bir savaş gerçekten. Öyle yapıyoruz ki. Şu an siz savaş gibi yapıyorsunuz. Ama savaş da değil. Siz gelip bana sataşıyorsunuz ya. Böyle bir şey olamaz.
Özür Hanım'a da ne oluyorsa ikide bir benim lafıma giriyor. Bana ne olduğunu kendi görmüyor mu? Ben de masadayım, ben de yorum yapacağım. Sessiz kalmamı bekledi galiba Fatma Hanım. Benim haklı olduğumu bildikleri için bu kadar çabuk sinirleniyorlar. Biz hepimiz doğruları söylüyoruz ama üslubumuz daha kibar, daha saygılıyız. Kendisi bence saygısızlık yapıyor. Masadakilere de, ev sahiplerine de, bugüne kadar bütün günlerde aynı tavrı ve aynı saygısızlığı yaptığını düşünüyorum. Sert olmasına ben diyorum ki tamam evet doğru söylüyorsunuz. Olmamış evet. Yani bakın kabul ediyorsunuz. Sert. Olmamış böreğimiz. Olmamış değil, böreğim olmamış, gayet lezzetli benim. Olmuş. Kusura bakmayın yani. Lezzetli, hazır peynirle lezzetli olabilir ama kesinlikle böreğiniz olmamış. Benim sert olmuş, kesemedim, yapamadım. Tuzu da yerinde. Yağsız. Salatanızı da beğenmedim, yağsız. Ben yorumlarım bu kadar. Fatma Hanım strateji bulmuş kendisine. Hayır, böyle herkese kötü yorum yapıp gidip düşük puan vereceğim, birinci olacağım ben. Asla. Bu peki hak mı? Kimsenin hakkını yemediğim puanlamada görüyorum. Aynen, ben de katılıyorum. Bütün yorumlarımın da arkasındayım. Peki. Doğru olan yorumları yaptığım için kabullenemiyorlar. O yüzden sert çıkışıyor, mizahı değişik gibi laflarla geldiler. Ama ben ses tonum da bu şekilde, konuşmam da bu şekilde. İlk başından beri, yarışmanın ilk başından beri bu şekilde devam ettim. Dobra dobra her şeyimi de söyledim. Puan için daha erken göreceğiz bakalım kim kime kaç aynen puan öyle verdi. Öznur Hanım. Elinize sağlık. Böreği afiyet ben olsun de kuru yani buldum. Yani siz de zaten kabul ediyorsunuz. Evet. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Mezenizden köz tadı gelmiyor. Muhtemelen fırında yaptığınız için bu şekilde evet, oldu. Ihtimalle. Hani ocakta yapsaydınız ocakta daha güzel. Hani patlıcan böyle bir iyice bir yanıyor. O köz tadı içine işliyor ya. Ocakta yapacaktım ama çok fazla ocak yemeğim olduğu için ocağım kalabalıktı. Diğerlerinden hani, süresinden kısmak zorunda. Doğrudur ama hani bu köz Fatma Hanım. Söylüyorum köz tadı, bahane değil indirip tekrar ya, onu ben şeyi anlayamıyorum şu an. Beni yine her zamanki gibi. Özür Hanım müsaadenizi istiyorum. Kusura bakmayın bir saniye. Ben şu an Öznur Hanım'la konuşuyorum. Tamam konuşabilirsiniz. Hep ben söyleyeceğim anda, söyledim. Hep ben, bekliyorum. Hep ben. Gerek yok böyle bir şey yapmaya ya. Tamam, bitirsek tamam, sonra tamam, evet tamam. Sırayla konuşalım. Dediğim gibi ben yani patlıcan... Tamam. Patlıcan vay, mezesinden ve içindeki kalabalığından... Özgüven gelmiş ne ya? Şu an ben lütfen kendi günümdeyim. Sustum, pısırık mı sandın? Bir konuşayım Yağmur Hanım. Siz de bir sakin olun, bir nefes alalım. Ben bitireyim. Biraz kurulup gelmiş. Kendini savunma hissiyatı duyduğu için fazla sert girişti. Ben Fatma'ya kurulup gelmedim. Ben ona neden kurulup geleyim? Ben Fatma'yı seviyordum zaten. Konuşmak için konuşuyorlar, başka hiçbir şey değil. Aslında kendisini görmüyor. Sadece benim onlara yüklendiğimi zannediyor. Farkında değil, kendisi çok da güzel ev sahipliği yaptığını düşünmüyorum. Ben Fatma Hanım'a katılmıyorum. Yağmur gayet iyi bir ev sahibiydi. Çok hanım hanımcıktı. Köz tadı gelmediği için genelde patlıcan mezelerinde böyle buram buram o köz tadı, bir kabuğunun evet yanık kokusu gelir ya, bu onda evet yok. Yani açıkçası ben bunun lezzetini biraz daha az buldum. Ama tadı, tuzu bana şey gelmedi yani. Afiyet yağ olsun oranı bence iyi ama köz patlıcan mezesinden daha evet böyle beklentim yok. O da dediğiniz benim gibi fırında yaptım. Evet. Tam keşke da yapabilseydiniz yani daha iyi olurdu. Evet doğru. Bu şekilde böreğinizi beğenmedim. Peki afiyet olsun. Funda Hanım buyurun. Közlü meze birazcık yavan olmuş. İçine maydanoz isterdim yani, bunun yok biraz. Maydanoz olsaydı bir de köz tadı evet arkadaşların evet dediği gibi olsaydı bence gayet diğer her şeyi güzel. Ama maydanoz afiyet illaki olsun isterdim ben bunda. Börekte de dediğim gibi bir daha yaparsan hamuruna sirke. İçine de yağın içine yumurtayla... Maydanoz var ki. Pardon. Onda değil abla mezede. Aha, ha. Yok mezeden. Ben de iç harcına da sadece yağla değil de yağın yanında bir yumurta, birazcık da süt ya da yoğurt koyup çırparsan, aralarına serpiştirirsen daha güzel olur. Bakın ne kadar kibar bir şekilde anlatıyor. Bence ben de sert şekilde olmuş. Benim ses tonum öyle. Kusura bence bakmayın de sert ama olmuş ama elde yok açma yaptığın için tebrik ediyorum seni bu arada. Teşekkür ederim. Peki ben onu ben de ettim. Söylemiştim el açmasını. Baktığımda aynı şeyleri söylediniz aslında. Ama hemen ben hemen söyledim evet. Fatma da aynı şeyleri, börek kalın ben olmuş dedi. Ben neden sinirlendiğimi de söyledim. Fatma'nın üslubu mu sana sert geliyor? Üslubu da sert. Yapsak ben sonrasında öncesinde duyduğum şeylerde, ben öncesinde duyduğum şeylerden de rahatsız oldum. O yüzden ben kendisine bu şekilde... Peki. Rahim Hanım. Öncelikle tebrik ediyorum Yağmur'u. Bu hamuru yoğurup açtığı için. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dedikleri gibi o çok sert evet, olmuş, evet, bayağı bir sert olmuş. Evet, içi güzel dediğimiz gibi peynir. Mezeni de beğendim. Çocuğum niye beğendim? Ben köz tadını hiçbir şey de sevmem. Abi duramıyorum. İçi güzel. Duramıyorsun. Rahim ablacığım bu arada sen de yorumu Funda'ya değil Yağmur'a yapacaksın. Şimdi o dinliyor da ona anlatıyor. Yağmur diyecek Rahim ablayı. Şimdi dediğim gibi böreği açtığın için gerçekten seni tebrik ediyorum. Ne var bu hamuru açmakta ya? Bu yaşta. Ne var bu hamuru açmakta? Hayır bu yaşta herkes gezerken, tozarken bunu cesaret edip gerçekten ben röportajlarımda söyledim. Gerçekten de söyledim. Özgüvenini tebrik ediyorum. Buraya katılmak bile herkesin cesaret isteyen bir şey. Kadir Bey. Köz tadını ben normalde hiç sevmem. Gerçekten sevmem. Rahim abla şurada yanlışın var. Köz
dediği için köz, biz köz arıyoruz. Yani bak, bak orayı kaçırıyorsunuz. Evet. Sen ben böyle beğeniyorum. Köz ağzı alamıyorum. Ben köz tadı alamadım. Şimdi köz yazmasaydı, baba ganmış yazsaydı asla kimse o közü sormayacaktı bile. Hani yanlış benim için hani köz evet. Ön, köz şey dediğim için yoksa biz de yani biz de illa köz koksun diye değil. Reyman köz da yağmura yağmur gibi yorum yapıyor. Yağmur şimdi şöyle bir şey. Şu içindeki cevizlerini ağza geldiğinde o kadar güzel bir lezzet tat veriyor ki. Gerçekten yani. Köz tadı gelmiyor. Ben beğendim. Köz tadı da benim için şey. Sevmediği için köz patlıcan salatasında köz tadını aramıyor. Aynen. Hadi bakalım. Ben şöyle vereyim, sen ana yemeği al da gel. Ya benim çok zoruma gitti. Yani çok ayıp. Fatma Hanım sizi bayağı bir gerdi. Fatma Hanım'ın gerçekten böyle en çok ona karşı, hatta şey falan diye düşünüyordum. Hani ben birinci olamazsam Fatma Hanım olur diyordum. Yani kusura bakmayın ama insanın gerçekten çok zoruna gidiyor. Bu kadar hani şey görmedim. Bir insan bu kadar böyle kazanma hırsıyla kendisini bürüyüp bu kadar ego insanları kırmaktan asla çekinmiyor. Yani nasıl bu kadar rahat bir şekilde gönül kırabiliyor ben inanamıyorum. Ben kendisiyle sonrasında da görüşmek isterdim ama kesinlikle istemiyorum. Çok kaba, insan arkasından çok rahat konuşabiliyor ve gerçekten bir şey uğruna böyle o para uğruna her şeyi yapabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu hırs değil, bu kibir. Kimse de kusura bakmasın, karşısında da salak yok yani. Yağmur Hanım bence çok abartıyor. Her dediğim onların zorlarına gidiyor. Bütün yarışmacıların. Bir tek Yağmur Hanım için geçerli değil. Yağmur Hanım'ın genel olarak ağlamaya müsait bir yapısı var. Ama bence bu yapıyı bir an önce değiştirmeli. Bu kendisine de zararlı. Bu masada da zarar gördüğünü düşünüyorum. Konuşurken, kendini savunurken yeterli bulmadım ben kendisini. Çok naif kaldı. Sizin gözünüzü dolduran esas şey ne? Beni başından beri böyle çok saf... Böyle şey sanıyorlar, kendisini savunamaz ama ben duygusal bir insanım. Bunu da kabul ediyorum ama salak da değilim. Gerçekten salak da değilim ve böyle yaptığım iyiliğin ya da iyi düşüncenin tersinde böyle saçma sapan bir şekilde bana döndüğü zaman insanın zoruna gidiyor, herkesin zoruna gider. Ben bu tarz davranışları, bu tarz o surat ifadelerine alışık bir insan değilim. Yani bu Fatma Hanım'a çok değer veriyorum. Bana nasıl böyle bir şey yapar diye oturup da ağlamıyorum. Şu an sinirlendiğim için ağlıyorum kesinlikle. Yani kendisi izlediği zaman çok farklı düşünmesin. Ah Yağmur'u ağlattım diye düşünmesin. Şu an sinirimden ağlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.